Bel kayması nedir? Belirtileri, nedenleri, tedavi süreci. Bel kayması, üstte bulunan omurun altta yer alan omur üzerinden öne doğru kaymasına denir. Yaşlanma ve yıpranma ile ortaya çıkan bel kayması genellikle L4 omurun L5 üzerinde öne doğru kaymasıdır. Bel kaymasına çoğu zaman dar kanal da eşlik edebilir. Bel kayması genellikle çocuklarda ve orta yaş üstü kişilerde görülmektedir. Belirtiler. Bel kayması olan hastaların genel şikayetleri arasında belde ve kalçada oluşan ağrılar söz konusudur. Bu ağrıların şiddeti öne doğru eğilirken artış göstermekte, arkaya doğru eğilirken ise azalmaktadır. Yine bu hastalarda yürürken sık sık bel ağrısı görülebilir ve durmak zorunda kalabilirler. Çok uzun süre ayakta durmak ya da akşamları bacaklarda oluşan kramplar da bel kayması belirtileri arasına girebilir. Tanı yöntemleri. Öncelikle bu gibi durumlarda yapılması gereken en önemli davranış doktora gitmektir. Zira omurganıza yapılabilecek yanlış bir müdahale, çok kötü sonuçlara neden olabilir. Muayene esnasında doktorunuz sizden bir MR isteyebilir ya da hareketli grafi ile yapılan test sonucu öne, arkaya eğilme gibi şekillerde çekim yapılarak teşhis konabilir. Çeşitli pozisyonlarda çekilen MR sayesinde omurda kayma olup olmadığı veya ne kadar kaydığı tespit edilebilmektedir. Tedavi yöntemleri. Bel kayması teşhisi konulan hastalara ameliyat tedavisinden önce medikal tedavi uygulanmaktadır. Burada ağrının şiddeti ve oluşan omurga kayması önem arz etmektedir. Doktor hastanın günlük aktivitelerini azaltmasını isteyebilir. Gerektiği takdirde doktorunuz bel korsesi de önerebilir. Bel korsesi ağrının azalmasına, oluşan spazmın giderilmesine yardımcı olabilir. Bir de bele yapılan iğneler vardır, bunlara steroid enjeksiyon da denilmektedir, ancak iğneler kesin bir çözüm değildir. Bel kaymasında fizik tedavi yöntemleri nelerdir? Doktorunuz sizin için bir rehabilitasyon programı hazırlayacak ve uygulayacağınız bu program sayesinde bel bölgesindeki kaslarınız güçlenecektir. Yine bu uygulamalar sayesinde kalça çevrenizdeki kısa kaslar ve gergin kasların uzaması sağlanarak kayan omurunuzun daha dayanıklı, oturmuş hale gelmesi amaçlanmaktadır. Bu dönemde düzenli olarak doktor gözetiminde olmanız gerekecektir. Bel kayması tedavisinde cerrahi yöntem ne zaman gereklidir? Omurga üzerindeki kaymanın şiddeti ve hastanın şikayetleri doğrultusunda doktorunuz cerrahi müdahaleyi uygun görebilmektedir. Ancak hatırlatmak gerekir ki oluşan ağrı ve şikayetler medikal tedavi olanakları dışında ise ameliyat önerilmektedir. Yürümede oluşan zorluklar, bağırsak ve mesanede oluşan işlevsel bozukluklar ve sinir sistemindeki olumsuz koşullar da ameliyat gerektirebilmektedir. Sağlıklı bir yaşam için, bizi takipte kalın.